Örneğini de vermiş iki tane. Friedman sayının tanımını yapıyor. Buradaki rakamları kullanacağız. Yani rakamlar 2, 8, 9. Bunları şuradaki işlemlerle toplama, çıkarma, çarpma, bölme, üst alma, üst tarafa yazabiliriz sayıları. Bunu da yapabiliriz. Bu şekilde kullanacağız. Bu sayıları elde etmeye çalışacağız. Burada gördüğümüz rakamlar 2 ve 5. Biz bunu 5'in karesi olarak yazabiliriz. Demek ki bu oluyor. Bunu eleyelim. Şu ikinci sıradaki rakamlara bakalım. 1, 2, 1. 121 elde etmek istiyoruz. 1 ve 1'i şöyle yazarız. 11 diyen 2'yi üstlerine kare olarak yazarız. Bunu da elde ederiz. Gelelim şuna. 1, 2 ve 5. Şimdi 5'i 6 yazarız. Üst tarafa da 1 artı 2'yi getiririz. 5'in kübü 125. Bunu da yazmış olduk. Şu 126'ya gelelim. 1, 2, 6. Nasıl yazarız? Şimdi 126'yı şöyle parçalayarak şeyler bulmaya çalışabiliriz. Yarısı 63 çarpı 2. 63, 21 çarpı 3 çarpı 2. Şu 21, 7. 3 çarpı 7 çarpı 3 çarpı 2. Şimdi bakalım. Şöyle olur. 3 ile 7 21, 3 ile 2 6. Biz 21 şöyle bunu yapabiliyor muyuz ama? Şimdi onu yapabiliyor muyuz acaba? Şöyle yazsak. Aynen. B'de de yaptık ama 1'leri yan yana koyduk. 2 yanına 1'i koyup 6 ile de çarparsak 21 çarpı 6 126. Evet, bu da olur. Şu E şıkkı olmuyor demek ki.